kaybettiğiniz için kabul kaybettirilecek. İlk önce söyleyen kazanır. Önce söyleyen kaybederlerden biri. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızın bu nihai nihayetinde sevgili Cenk Bey'den konumuzu bizimle paylaşmasını isteyeceğim. Nedir Cenk Bey konumuz? Maalesef sözleşme gereği Erdem Bey programımızın son bölümünde, yani bir önceki bölümde. Son bölüm sende çünkü bundan sonraki bölüm kapanış bölümü olacak. Bizim gizli bölüm, yani gizli bir şekilde yazılı olarak size verdiğim konuyu sizin bana halk önünde açarak okumanız lazım. O zaman verin Cenk Bey konuyu. Buyurun. Hayır, bu konu falan vermiyorsunuz. Radyoda olmamızın avantajını kullanıyor. Sevgili dinleyicilerimizi aldatıyorsunuz. Saçmalamayın herhalde, öyle bir şey olmaz. İsterseniz konumuzu açayım ve size göstereyim. Siz okuyun Cenk Bey. Tamam, oldu. Evet, açıyorum. Evet, zarfı yürüteyim gerçekten önce. Çok heyecanlı bir an. Gerçekten çok ince bir zarf. Evet, bakın burada konumuzu büyük harflerle yazmışsınız. Evet. Nedir Cenk Bey? Sevgili hayalet. Gerçekten gereksiz ve saçma ve bir o kadar da hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konu seçmekle yine benim nefretimi kazandınız Cenk Bey. Siz hayalet gibi görün yüzerken de görürüm ondan sonra ben sizi. Hayalet gibi mi yoksa hayaletli gibi mi Cenk Bey? Hayaletli mesela gemi de olur, hayalet gemi de olur. Peri ev olan, peri gibi, peri ev, peri gemi. Peri gibi, çak çak çak. Peri gemi ve origami diye bir şey vardı Cenk Bey. Saçmalamayın Erdem Bey. Buyurun Cenk Bey, nedir hayalet gemi? Hayalet gemi Erdem Bey, etrafta tam olarak ne işe yaradığı belli olmadan böyle yelkenli bir şekilde gezer ve herkesi falan diye korkutan gemilerdir. Peki bunlar hayalet olduğuna göre görünmemesi lazım aslında Cenk Bey. Niye? Niye hayaletler görünmez ki? Nereden biliyorsunuz, gördünüz mü ki? Görmedim. O yüzden... Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ay yani deminki şeyin üzerine gördünüz mü? Ama hep aynı şeyi soruyorsunuz Cenk Bey. Sonuçta Erdem Bey, siz daha evvel görmediyseniz hayalet görmemeniz olmasın anlamına gelmez. Siz gördünüz mü Cenk Bey? Hayalet gibi. Ben görmedim. Ama görenler anlatıyor Erdem Bey. Ne anlatıyorlar? O zaman görenlerin anlattıklarıyla burada tartışmak böyle zorunda sanki kalacağız. Bir anda ufuktan... Keşke görmüş birini çağırsaydık. Ufuktan beliriyormuş Erdem Bey, bir anda ortaya çıkıyormuş. Güneş de öyle Cenk Bey. Öyle mi? Bunlar yanlışlıkla güneşi görüyor olmasınlar Erdem Bey? Evet, yani güneş görüp hayalet gibi sanan pek çok dostunuz var sanırım kahvede Cenk Bey. Olmaz canım, sonuçta birebir tarif ediyorlar Erdem Bey. Gerek yelkenleri olsun, gerek Hul adını verdiğimiz gövde kısmı değil mi? Ne adını veriyoruz? Hul. Hul mu? Hul. 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 Ha, hal deriz ona genelde Cenk Bey Türkçesi. Ben Hul demek istiyorum Erdem Bey, daha Türkçe oluyor. Çünkü yazdığım gibi okuyorum o zaman. Hayalet gemiler korsan gemiler şeklinde mi? Yani isterseniz korsan gemileri burada tanıtın da yani bir işe yarasın. Hayır, konumuz hayalet gemiler Erdem Bey. Yani bir daha size hayalet, pardon, konu seç, ona benzer tuhaf cinlerden falan bahsediyorsunuz. Fenamışlar Erdem Bey, ne kadar güzel bilinmeyen olaylar. Yani bunlar biraz fizik ötesi konulara giriyor. Bizim konumuz fizik Cenk Bey. Buna metafizik ya da parafizik adını veririz Erdem Bey ki metafizik... Ha, para varsa tamam, o zaman olur Cenk Bey. Sonuçta hayalet gemilerde dünya kadar da para vardır. Neden? Onun içerisinde bir takım kendini kurtaramamış ve sinirli olan ruhlar Erdem Bey bu hayalet gemilerle beraber gezerler ve onların bir şekilde hayattayken onlara lagaluga ve katakulli yapmış olan kişileri bulup korkutmayı amaç edinirler. Lagaluga, katakulli, ketenpere ve buna benzer... Ali Cengiz oyunları adını verdiğimiz oyun türleri. Peki Cenk Bey, hayalet gemi dediğimiz zaman aslında zamanında normal bir gemi olup vaktiyle batmış ve batık olarak hala denizin altında bulunan gemilerden mi bahsediyoruz? Hayır. Neden bahsediyoruz? Zamanında yok olmuş olan, kimidir belki de Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir anda o pek çok uçak gibi yok olan gemilerden bahsediyoruz. Ha, anladım. Yani normalde yine vardı o gemi, yapıldı fakat yok oldu bir anda. Nerede olduğunu da bilinmiyor. Batmadı yok oldu. Ben arkama bir döndüm Erdem Bey. Gemi. Anlıyorum. Peki bu batık gemilerin içerisinde hayalet olma ihtimali var mı? Çünkü o batık gemi örneğin Titanic pek çok insanla birlikte gömüldü sulara. Evet Erdem Bey, ama hayaletler suda yaşamaz diye düşünüyorum. Bütün gün orada yüzüp ne yapacaktı? Hayaletler de mi boğulur Cenk Bey? Boğulurlar diye tahmin ediyorum. Anladım. Ya da bir şekilde onlar böyle ışık hüzmesi gibi oldukları için böyle dalgalarla birlikte deniz anası gibi bir oraya savrulup dururlar. O yüzden kimseyi rahatça korkutamazlar. Belki de gördüğümüz deniz anaları aslında birer hayalettir Cenk Bey, olabilir mi? Saçmalamayın Erdem Bey. Niye? Onlar deniz anası da onlar. Ay, niye saçmalamayayım diye sordum. Ona artık kendinize cevap vermesi lazım Erdem, uygun olarak yani.
erişkin bir kişilik olarak kendi kendinize bu cevabı vermeniz lazım. Anlıyorum. Peki hayalet gemilerinin insanlara bir faydası var mı Cenk Bey? Yani bir işe yarıyorlar mı? Hayır, yaramıyorlar Erdem Bey. Yani bir nevi edat ya da ne bileyim tümleç falan gibiler. Tek bir anlamları yok. Yani tek başlarına bir anlamları yok ama yanlarına normal bir gemi gidince ve o gemideki insanlar onu görünce bir anda anlam kazanıyor. Aa, hayalet gemi. O hayalet gemi gördük falan gibi. Ortaya çıkmasını sağlıyor diyorsunuz. Anlıyorum. Bence yine de siz fazla kahvehanede kafalıyorlar sizi gibi ve geliyor Cenk Bey. Özellikle bir takım bıçkın dostlarınız sizin gibi saf bir arkadaşınızın olmuş bütün gün anlatıyorlar sanki. Olur mu Erdem Bey? Sonuçta orada ben okey'e dönerken onlar bunları anlatıyor. Anlıyorum ama okey dönmenize rağmen bir türlü açamıyorsunuz sanırım Cenk Bey. Evet, onlar sizi böyle fundun modunda lafa tutarak kendileri oyunu kazanıyorlar. İşte şimdi olayın gerçeği ortaya çıktı. Sevgili dinleyiciler korkmayın. Hayalet gemi yoktur. Bütün hayalet gemi uydurmaları sevgili Cenk Bey'in okey'e dönmesinden kaynaklanmaktadır. Sevgili dinleyiciler arkanızda.